Trabzon'dan geldik buraya. Bugün bu kurultay için, büyük kurultay için dinlemeye geldik. İstanbul'dan. Kurultayı nasıl buluyorsunuz peki şu an? Şu anda. Konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim başkanımıza. Mersin ilinden geliyorum. Mersin il delegesiyim. Aslen de Yozgatlıyım. Vatan Partili üyesiyiz. Şu gün ülkemizin iki temel sorunu var. Biri Amerikan emperyalizmine karşı ülkeyi savunmak. İki, tükettiklerimizi üretmek. Doğu Perinçek'in yaptığı projeler çok güzel projeler yapmış. Ama tabii ben şu anda bir şey söyleyemiyorum. Projelerden haberim olmadığı için bir şey söyleyemiyorum yani. Ama güzel projeler yapmış yani. Efendim, insanlar Doğu Bey'i tanıyor mu? Esas sorun, bilincim sorunu. 50 yıl boyunca 70'lerde, 80'lerde, 90'larda en sonda Silivri'de 50 yıl içinde kahrolsun Amerika dediği için 16 yıl hapis yatmış. Bugün hangi siyasi partinin lideri var, hangi siyasetçi var? Yani önemli olan bugün ülkede yurtsever olmak. Öncelik yurtsever olmak ve hayatla ilgili biraz önce söyledim ya, hem ülkeyi Amerikan emperyalizmine karşı savunmak, iki, tükettiklerimizi üretmek. Bununla ilgili iddiası olan bir parti. Trabzon'u. Peki size göre şu ana kadar kurultay nasıl gidiyor? Hani güzel gidiyor. Oy birliğiyle kabul edildi. İnsanlar sizce Doğu Bey neden oy vermeli? Yani en azından NATO gibi, Gladio gibi yapılanmalara hani nasıl söyleyeyim, canı pahasına olsun savaşıyor. Ben bunu görüyorum Doğu Bey'de. Doğu Bey'in projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Çin modeli bir yapılanma. Ki bugün Çin'in nasıl bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Yedek parçada veya ihracatta neler yaptığını görüyoruz. Ülkemize bunun gelmesi hani bizim için iyi olur. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla artar. Yani insanlar iş bulur. İş istihdamı artar. Yani bundan dolayı destekliyorum yani açıkçası. Doğu Bey'e oy vermek bence diyorum ama her şeyin güzelidir bence. Neden güzelidir? Yani gelenler hep Avrupa'nın emrine geçti. Bunu gördük yani. Hep Avrupa'nın emrine geçti. İşte atıyorum A Partisi geldi. Geçmeyeceğin bir ama onun emrine geçti. Yani buna üçlü kafalı söylüyorum. Ama nedir? Doğu Perinçek inanıyorum ki geçmez. Geçmeyecek de. İnanıyorum yani. Buna inanıyorum. Aydın Nazilli'den katılıyoruz. Şu ana kadar kurultay heyecanı sizce nasıl? Kurultay çok coşkulu. Siz de gözlemlemişsinizdir. Büyük bir coşku var. Ama bu coşkuyla birlikte asıl altının çizilmesi gereken bir nokta var. Büyük bir kararlılık var içerideki salonda. Büyük bir disiplin var. İrade birliği var, duygu birliği var. Zaten sloganları da görmüşsünüzdür. İktidar olmaya geldik. Hükümet olmaya geldik. Eksi onlara 20 lira düşen bir ortamda Bu soğukta, Ankara'nın bu soğuğunda bu kadar insanı, binin üzerinde delegeyi, binlerce izleyiciyi toplamak her babayı, her partinin hakkı, haddi değil yani. Ve bu insanlar kendi cebinden harcayarak geliyorlar. Bindirilmiş kıtalar da değil. Gönüllü olarak katıldım. Evet, evet. Her gelen insan burada kendi parasıyla, otobüsleriyle, arkadaşlarıyla ve de evden yaptıkları azıklarıyla geliyorlar. Öyle de gidecekler. Aydın Yeri Pazar'dan. Peki kurultayın heyecanı şu ana kadar nasıl? Çok çok büyük bir heyecan. Ya vatan partili olmak ya bir ayrı bir insanın hoş veriyor. Ve geleceğin partisi de vatan partisi. Gelecekte de milli hükümeti kuracak olan da yine vatan partisi. Ama
Tek başına, tamam tek başına değildi ama CHP'nin içinden, MHP'nin içinden, artı AK Parti'nin içinden katılanlar olacak. Oluyor zaten. Artı Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Van'da, dolayısıyla büyük katılımlar oldu. Büyük aşireler olarak katıldılar. Neye katılıyor bunlar? Bunlar ülkeye kim yönetecek? Sizce Doğu Bey iktidar olur mu peki? Olması gerekiyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin geleceği onun elinde. Kimden dost oluyor? Rusya'nın. Rusya kim? Bizim müttefikimiz. İran da müttefikimiz. Çin'de müttefikimiz. Büyük bir pazar oluşuyor. Artı şimdi mazot pahalı diyorlar. Elbette pahalı olacak kardeşim. Niye pahalı oluyor? Artı İran'da 2'lere veya 3'lere mazot var. Al 3'lere 5'lere Türk halkında. Doğru mu? İstanbul'dan katıldık. Kurultay heyecanı şu ana kadar nasıl gidiyor? Çok güzel, çok coşkulu gidiyor tabii. Bu aslında Türkiye'yi ilgilendiren bir kurultay, hatta dünyayı ilgilendiren bir kurultay. Ve biliyoruz ki hem Türkiye'nin hem dünyanın gözü burada. İçeride de dış ülkelerden, Rusya, Çin, diğer ülkelerden de katılımlar, üst düzey katılımlar, temsiliyetler var. Bu da ne kadar büyük ve önemli olduğunu gösteriyor. Bunları dillendiren kim var? İktidarı da muhalefeti de. Biden'ci bir muhalefet, Amerika'nın güdümüne takılmış. Oysa bugün düşmanı Amerika. Bugün resmen ülkemizin gerçek düşmanı Amerika. Amerika 1920'den beri, General Harwood raporu var, Wilson'dan beri Amerika'nın Lozan Anlaşması'na da, Barış Anlaşması'na da imza atmamıştır. Ve şu gün Suriye'nin doğusunda 250 bin tane oluşturduğu bir ordu var. Maalesef bu orduyu Türkiye'ye sürmek için bir organizasyonun içerisinde ve içeride maalesef kendini bilmeyenler de çok. Ama haddini bildiririz. Doğu Bey haddini bildirecektir umarım. Haddini bildiririz. Yani bu memleketin yurtseverleri öyle kolay değil. Benim dedem Osmanlı'nın son askeri Kurtuluş Savaşı'nın da ilk askerleriydi. 4 tane savaşa katılmış bir Lomen Osman Ağa'nın torunuyum. Kolay değil öyle iş. Sizce Doğu Bey iktidar olur mu? Evet. İktidara geldiğinde sizce neler değişir? Bir kere insanımızın, Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek'in genel başkanımızın, partimizin iktidarı ile birlikte artık Türkiye'nin daha çok ürettiğini, üreterek mutlu olduğunu, tüketerek değil, tüketerek mutsuzluğun dayatıldığı bir sistemin önüne geçerek üretimle mutluluğu bulacağımız, paylaşacağımız ve başı dik yaşayacağımız bir Türkiye'yi kuracağız ve mutlaka bunu yapacağız. Şöyle bir algı operasyonu yaptılar. Emperyalizmin oyunları. İşte baraj geçmez. İşte bunda olmaz. Ya olmaz değil. Atatürk ne oldu? Atatürk kaç kişi var etrafında? 5 veya 6. Hazreti Muhammed'in kaç kişi var inanıyordu ona? 6 kişi. Amcası böyle düşmandı. Doğru mu? Hamza. O bile ona öldürme geldiydi. Ne oldu? Dünyada artı Müslümanlık yayıldı. Bir medeniyet oldu. Elbette olacak. Doğu Bey iktidara gelirse sizce neler değişir? Çok şeyler değişir. Birincisi NATO'dan çıkılır. O gümrük birileri kalkar. Senin ürettiğin pamuğun dünya pazarlarına pazarlanır. Amerika'dan Moldova pirinç kokmuş pirinçlerini yemeyiz. Ya bizim gençliğimizde şu vardı. Amerikan sütleri Marshall yardımı altında zaten o boğuşta ormandan da kılıyor. Bedava verdi. Hayır, bedava vermedi. Senin madenlerine
petrolüne hepsinde el koydu. Doğru mu? Çünkü tam bağımsız. Ülkemize de önerdiği yol bu şekilde. Tam bağımsızlık, üretmek, bütün milletçe üretmek. Yani bu şekilde nasıl tarif edebilirim? Aslında çok detaylı, kapsamlı. Eğer bu ülkede ben tüm milli duruştan yanayım, milliyetçiyim, devrimciyim diyorsa bir vatandaşımız, gerçekten gelmesi gereken yer burasıdır. Bunu kesinlikle söylüyorum. Herkesin Vatan Partisi'nin ve Doğu Perinçek'in farkında olması lazım. Bu artık bir mecburiyet. Bu bir seçenek de değil. Türkiye'nin mecburiyetidir. Vatan Partisi'nin iktidara gelmesi gerekiyor ve gelecek. Bu büyük bir mecburiyet Türkiye için. Çünkü önümüzdeki seçimler de zaten artık adeta Türkiye için bir kader seçimi olacak, 2023 seçimleri. Dolayısıyla ben bütün vatandaşlarımızı bu vesileyle Vatan Partisi'ne oy vermeye, üye olmaya davet ediyorum. Doğu Bey'e Vatan Partisi'ne oy vermedi diye yorumlamak doğru olmaz. Çünkü Vatan Partisi öncü parti, zor günlerin partisi, çıkmazlardaki Hızır'dır Vatan Partisi. Dolayısıyla Türkiye'nin de geldiği çıkmaz noktada Hızır Vatan Partisi'dir. Böyle bakmak gerekir. Türkiye'nin bütün kaderi değişecek. Bir kere üreterek bağımsız olacak. Kadınlarımızın iktidarda söz hakkı olacak. Bu arada ben Vatan Partisi öncü kadın İstanbul İl Başkanıyım. Dolayısıyla bütün bu çalışmaların da içerisindeyiz tabii ki bizler. Kadınlarımızın özgürlüğü, üreterek özgürleşmesi için, bağımsızlaşması için öncü kadın olarak çalışmalarımız var. Gerek ev kadınları, gerek çalışan kadınlar, tüm kadınlarımızı ilgilendiren çalışmalarımız var ve tüm vatandaşlarımızı takip etmeye davet ediyorum. Hegemonyacılığa karşı mücadele eden, devletlerinin egemenliğini savunan, bağımsızlığını savunan, emperyalizmin ağası Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden dünya devletlerine de sesleniyoruz. Değerli arkadaşlar, yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Dolar saltanatı Amerika Birleşik Devletleri'nin haraç sistemi yıkılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya bu haraç sistemini dayatan silahlı kuvvetlerinin karşısında onu dengeleyen ve onu korkutan, savaşan büyük silahlı güçler tarih sahnesine çıktı. Rusya'nın Ukrayna satında Amerikan emperyalizmine ve 20 Atlantik devletine karşı kahramanca savaşan aslanlarına buradan, Ankara'dan selamlar gönderiyoruz. Türkiye'miz Çin Halk Cumhuriyeti ile, Rusya ile, İran'la, Hindistan'la, Asya ülkeleriyle ve bütün insanlıkla birlikte ön cephede yine mücadele etmektedir. Vatan Partisi bu ön cephenin partisidir. Türkiye'deki öncü partisidir. Ve bütün dünyaya buradan bildiriyoruz. Bütün dünyaya bildiriyoruz. Bizim 200 yıldır devam eden milli demokratik devrimimiz, Kemalist devrimde doğruğuna çıkan milli demokratik devrimimiz son kesin zaferi ilan etmektedir. Önümüzde Vatan Partisi önderliğinde Türk milletinin milli devrimini tamamlayacaktır.
tamamlayacağı göbekçilerin kardeşlik, özgürlük dünyasına açılan büyük başarılar var, zaferler var. O zaferlerin eşiğinde bu kurultayımızı topluyoruz.